Merhaba, Android erişilebilirlik hızlı kılavuzuna hoş geldiniz. Bu kılavuzda Android işletim sistemine dair erişilebilirlik anlamında kullanıma yönelik bir takım ipuçları bulacaksınız. Öncelikli olarak Android işletim sistemine genel bakmak gerekirse, görme engelliler için Android işletim sistemi özellikle TalkBack, Shine Plus ve Samsung özel ekran okuyucu olan Voice Assistant ekran okuyucusu anlamına gelen bir yapıya sahip. Bu üç ekran okuyucu sayesinde Android işletim sistemini erişilebilir kullanabiliyoruz. Pekala, öncelikli olarak Android işletim sistemine dair cihazları tercih ederken nelere dikkat etmeliyiz onlara bir bakalım. Evvelinde Android işletim sistemi cihazlar bazında son dönemde özellikle tercih edilmesi gereken birinci kriter taşıdığı işletim sisteminin versiyonu olabilir. Android 4.4.4 ve yukarısı ve hatta bulunabiliyorsa 5.0.2, 5.1.1 ve artık yakında gelecek olan 6.0 Marshmallow özellikle erişilebilirlik yönünden bir takım artılarla geliyor. Bu anlamda Android işletim sistemli cihazları tercih ederken birinci kriterimiz taşıdığı işletim sistemi olacaktır. Bu ne gibi bir faydası var? Web görünümlerinde özellikle kullandığımız zaman ekran okuyucumuzu takılmalar olmayacaktır ve parmak hareketlerine daha hızlı cevap verecektir. Arayüzde materyal dizayn dediğimiz bir arayüze kavuştuğu için özellikle 5.0 ve üzeri daha kolay bir kullanım deneyimi yaşayacağız. Birinci kriterimiz Android işletim sisteminin versiyonu idi. İkinci kriterimiz kullandığı arayüz. Kullandığı arayüz ya sade Android arayüzü olmalı veya da özellikle bizim test ettiğimiz Samsung cihazlar olabilir. Samsung cihazlar görme engellilere özel bir takım altyapıyla geldiği için TouchWiz arayüz olsun. Bunlar kullanışlı ve erişilebilir sistemler olarak adlandırılmakta. Bir diğer konu ise Ham Android işletim sistemini barındıran, arayüzü barındıran cihazlar. Bunlar da kesinlikle tereddütsüz bir şekilde tercih edilebilir. Çünkü Android'in Ham arayüzüne sahip işletim sistemini barındırdıkları için dolayısıyla erişilebilirlik seçenekleri de rahat kullanılacaktır. Bu anlamda ilk tercihimiz 1. İşletim sistemi versiyonu 2. Taşıdığı arayüz özellikleri. Ama tabii eğer günümüzde bazı operatör cihazları olsun veya her bütçeye hitap eden Android sistemler olsun bunlar erişilemez mi? Hayır. Aslında erişilebilir. Burada parantez içerisinde belirtmek gerekirse cihazı aldığınız zaman öncelikli olarak test etmenizde fayda var. Bu sizin en doğal hakkınız. Şimdi bir diğer kriterimiz ise cihazın taşıdığı teknik özellikler. Aslında teknik özellikler tabii ki görme engelli bir birey olarak performans gerektirecek çok üst seviye uygulamalar kullanmayacağız. Ancak bu demek değil ki bizim gücü ihtiyacımız olmayacak. Hayır. Kesinlikle ve kesinlikle ne kadar çok çekirdekli işlemci barındıran bir sistem elde edersek bu bizim daha hızlı ve daha akıcı bir kullanım deneyimine sahip olmamızı sağlayacaktır. Biz standart kullanımdan farklı olarak ekran okuyucuyla sistemi kullandığımız için dolayısıyla hızlı bir şekilde kullanım deneyimi yaşamamız taşıdığı teknik özelliklere bağlıdır. Özellikle günümüzde Samsung'un Exynos, Qualcomm işlemcili veya MediaTek işlemcili cihazlar artık bize akıcı bir deneyim sağlamakta. Bununla birlikte bir önemli diğer kriter RAM. Özellikle günümüzde artık 1 GB'lı sistemler yerine 2 GB'lı, 3 ve hatta 4 GB'lı sistemlere bırakmakta. Haliyle RAM ne kadar bol olursa birden çok uygulamayı açabileceğimiz gibi ekran okuyucuyla bu uygulamaları da seri bir şekilde kullanabileceğiz. Öyleyse biz sistem tercih ederken işlemci,
RAM, teknik anlamda bunlara önem vermeliyiz. Bununla birlikte gene depolama biriminin hızı da çok önemli tabii. Çünkü içerisine uygulamaların dosyalarını attığımızda veya uygulamaları çalıştırdığımızda depolama biriminin hızı da önemli olmakta arkadaşlar. Günümüzde zaten bu anlamda artık okuma ve yazma oranlarının daha çok hızlandığını görebiliyoruz. Günümüz cihazlarda neredeyse SSD yani SSD depolama, bilgisayardaki SSD birimi depolamasına yakın bir performans elde edilebiliyor. Bununla birlikte cihazımızın fiziksel anlamda da tuşlarının hissedilebilir olmasında da önemli. Özellikle ana ekran tuşu olan yani ana ekrana dönüş tuşu, home tuşu dediğimiz tuşa sahip ses açma ve kapama, bununla birlikte güç tuşu gibi fiziksel tuşların hissedilebilir olduğu cihazlar tercih edilmelidir. Özellikle giriş düzeyinde cihaz kullanacak arkadaşlar, yani giriş seviyesinde demek daha doğru, bunları tercih edebilir. Ama bu illaki bir zorunluluk değildir. Çünkü ekranda herhangi bir tuşa sahip olmayan ancak kaydırma hareketleriyle ana sayfa, son uygulamalar ve geri tuşunun görüntülendiği sistemlerde kullanılabilir. Bu anlamda burada birazcık da kullanıcı deneyimi devreye girmektedir arkadaşlar. Bir diğer önemli kriterimiz ise erişilebilirlik seçeneklerinin ne kadar çok oldu. Bu anlamda erişilebilirlik seçenekleri modifiye edilmiş olarak arayüz anlamında ve seçenekler anlamında görme, yetenek ve işitme engelliler anlamında kategorize edilmiş cihaz tabii ki gene Samsung cihazları olacaktır. Samsung cihazlarının özellikle 3 engel grubuna hitap eden yapısı kullanışlı bir erişilebilirlik deneyimi sağlamaktadır. Bununla birlikte Voice Assistant ekran okuyucu sistemi içinde getirdiği ekran okuma programı, dahil ekran okuma programı ve hareketleriyle de kullanışlılık sağlayacaktır. Ama tabii piyasada gene dediğim gibi ham Android, yani ham dediğimiz sade Android işletim sistemini barındıran ve Android'in kendi varsayılan erişebilik seçenekleriyle de gelen cihazlar tercih edilebilir. Burada gene sizin alacağınız zaman, elde edeceğiniz zaman cihazı test etmeniz veya bir teşhir ürününe bakmanız sizin için önemli olacaktır. Genel itibariyle Android işletim sistemli bir cihazı elde ederken dikkat etmeniz gereken kriterler bu şekilde. Bir sonraki kaydımızda Android işletim sisteminde erişilebilirlik seçeneklerinin etkinleştirilmesi için hangi yol izlenmeli ve bize ne sunuyor onu göreceğiz.